Sayfanız mı var? Adil Baharat. Tamam. Allah bayram kaç gündür diyorum çarşıya çıkayım, bir türlü çıkamıyorum. 500 lirim de var, hem pazara gittim geldim, dedim ben kendime terlik olayım. Yani zor, hayat zordur. Kiracıyız. Kira da çok, yani kiralar da uçmuş. Yani ben istiyorum ki biraz kiralar da şey olsun. Yani gerçekten de yani bizim gibi yani fakir fukaralar çok, onlar için çok zordur. Önce yine hani iyi ama bu yani önceden de zordu ama şimdi daha çok pahalılık olmuş. Vallahi bunun sebebi yani ekonomik sorunu, yani gerçekten yani çok zorlaşmış. Yani Türkiye'de en azından ekonomik sorunu zor. İşsizlik var. Yani gençler işsizdir. Benim oğlan da işsiz, evde oturuyor. Yani gerçekten de bu çocukları, bu gençleri bir an evvel işlere almak lazım. %200, %50 fazla olmuş ama alamıyorum. Bakıyorum, fiyatını soruyorum, alamıyorum gerçekten. Evet. Yani çok zor. Gerçekten çok zor. Yani gıda da zor. Gıda şeyi de, yani alışverişi de çok pahalı olmuş. Yani bir pazarda yani bir deste yeşil soğan olmuş 30 milyon. Limonun kilosu şimdi sordum 50 milyon alamadım. 5-20 yıldır bu sektördeyiz abi. Daha önce hani bu işler böyle değildi. Şimdi ekonomik kriz olduğu için her bayram olduğu gibi aynı bayramları geçirmiyoruz. Daha önceki bayramlarda yine alsaydım dükkanın içinde yere düşmezdi. Şimdi kimse yok. Gördüğü gibi abi bomboş dükkanlar. Sebebi abi bellidir. Sebep bellidir abi. Ekonomik kriz. Şimdi eskiden sattığımız ürünü bugün satamıyoruz yani. Öyle diyeyim abi. İnsanlarda alım gücü bırakmamışlar. Alım gücü bırakmamışlar. Bugün hani bir pantolonun maliyeti abi olmuş 600 lira yani. Ha bu zaten ortadadır. Biri gelse 600 lira bir pantolon alamıyor. Daha önce satıyorduk, şimdi satamıyoruz. Ve bunun için yönetimin değişmesi lazım. Bu yönetimle kesinlikle zaten ekonomik düzelmez. Hani 2020 yılından şu yana kadar ekonomik krizin açık ve ortada. Bu habun Pırzede'yi Gora duruma eşya uçuyken amdıgın zede zedeyi. Yani bu habun bu amdı bini çare, tüyüzanı çareyi. Na valayım kışı dört dörtlük na girin. Çabı nivi nivi de girin. Bari hoş bu bari herkesi kurban şerce de girin. Duhuarın ve duhuarın de kırın. Bu torba şekir de kırın. Na valayım kez ne kan çıkan girin. Ekonomi tünü. Vek bari savaş ve ekonomi. Ev yani vek bitişki tünü. Ama ka durum vay kadiyayı her derahati frotanu bu gizanı çare ya abi. İvan nedir abim, para değil mi? Benim cebimdeki paranın vergisini istiyor devlet. Yani bu böyle bir şey olabilir mi? Yani akıl mantığa sığmıyor yani ya. Ben çocukluğumdan beri babamın yanında yetişmişim, çekmeceleşme. Ben eski esnaflığı da gördüm. Ben eski dönemi de gördüm. Eskiden çok rahattı. İnsan ben eskiden biz dükkanımızı bayram ağzı kapattığımızda içeride eşya kalmıyordu. Şu an ne yapıyoruz? Eşya kalıyor. Depoya, oraya, şuraya, şuraya at. Mal kaldı elimizde. Bir dahaki bayram eşya getireceğiz. Dükkanda bu kadar eşya var. Yani milletin üstüne çok gelmiş. Alım gücü bırakmamışlar. Esnafın cebindeki paranın hepsini sömürmüşler. Yani ben burada %10, %18 KDV veriyorum. %18 KDV nedir abim ya? Ben o kadar kazanmıyorum. Ya ben kazanmadığımı devlet benden alıyor. Devlet bana vermesi lazım. Devlet bana destek çıkması lazım. Bana destek çıkmıyor, benden alıyor. İbana cebimdeki para benim cebimdeki para. İnsanın alım gücü neden düşmüş? İnsanların bu kadar, mesela eskiden mesela bir ekonomik kriz geçiyor. Ekonomik kriz de geçirdi geçen yıllarımızda. Ekonomik kriz belli bir şeydir. Hani her sene mesela düzelir. Ama mesela eskiden mesela bir zam yapılıyordu ekonomik krizde. 3 defa 4 defa. Şu an ayda 3-4 defa zam geliyor. Ben bir kot alıyorum bu sene. 500'e mesela 500'e satıyorum. Adam geliyor bir ay sonra 600, bir ay sonra geliyor diyorum 700. Adam diyor hani bu nedir? Bir mala hani bir ayda 3 defa zam gelmez, 4 defa zam gelmez. Yani 4-5 defa zam gelmez. Hiç iyi değil. Yani zar zor geçiniyoruz. Geziyoruz, bir parça alamıyoruz çocuklarımıza. Oradan ta başına kadar gidiyoruz. Yine geri geliyoruz. Bir parça bir şey alamıyoruz. O kadar pahalı olmuş. Niye ki bayram gelmiş, daha da fazla abartmışlar. Vallahi hiçbir şey almadım. Sadece kızıma bir parça tişört aldım, o kadar. Evde bir tek kişi çalışıyor, o da kime yesin? 6 kişi bir kalabalık çok.
çok pahalı olmuş her şey. Başına alıp gidiyor. Gençlerimizi evlendiremiyoruz. Bir gram altın bile alamıyoruz. Sebebini bilen var ama söylemek istemiyorum. Ne söyleyeyim ben? Maaşımız yüksek görünüyor ama yüksek değil. Dolar bazından hesapladığımız zaman eski döneme göre bizim maaşımız daha yüksekti. Ama şimdi dolar bazına baktığımız zaman biz eski dönemden daha az ücret alıyoruz. Dışarıda mesela benim babamı daha 2 gün önce yurt dışına gönderdik. Allah'ın izniyle orada işe başlayacak. Yakında biz de gitmeyi düşünüyoruz. Ama buradaki düzene baktığın zaman şimdi hiçbir genç hayallerinin peşinden koşamıyor. Mesela ben araba almak isteyen bir araba almak için en az 3-4 sene çalışmam lazım. O da hiçbir şey adam akıllı yemeden, hiçbir şey yapmadan çalışmam lazım. Bir şey alırken 20 defa pazarlık yapıp bir şeyi daha ucuza alabilmek için. En basit örneği. Ama kimse hiçbir şey alamıyor. Bir tane evde 3 tane çocuk var. Adam askeri ücret maaş alıyor. Askeri ücretin 17 milyarından 12 milyarını kiraya veriyor. 3 milyarını elektrik suya veriyor. En kötü 2 milyar da yiyecek içecek alı diyelim. Maaş kalmadı ortada. O çocuklar giyecek kıyafeti nasıl alsın? Valla idare ama normalde. Şekir mekri aydıydık. Vekidini fazla düşmüştü hem nagra. İşat edadı şoğlu işte neye? Mesela verim milleti koştu sordu var iro koştu mi hiç kadar zidan kebabı. Hani ne kara hala hem gündüğüne mesela hemen hem şarj ettikin falan. Ama fakire gün, şerli çavutkin.